Şu an ekspertize gelen 5 aracın 4'ü otomatik ve yarı otomatik araçlar geneli itibariyle. Çoğunlukla üreticiler de artık otomatik vites araçlar çıkartıyor. Şehir trafiğinden kaynaklı olarak daha rahat bir kullanım sağlamak için, daha konforlu olduğu için, yeni nesil araçlardaki bazı özellikleri kullanabilmek için şerit takip sistemleri, otonom sürüş modelleri, bunlar geliştikçe bununla beraber de otomatik viteslerin üretimi de talebi de arttı. Şimdi manuel şanzımandan alışkanlığımız olan sürüş modülünden öncelikle vazgeçmemiz lazım. Sıfır araç alacak arkadaşlar bu konuda biraz daha şanslı. Servislerle görüşüp kullanım talimatları, kullanımla ilgili bilgilendirme alabilirler. Ama ikinci el araç alacak arkadaşlar muhakkak ki servislere, ekspertiz noktalarına bunlarla ilgili danışmaları, bunların kontrollerini yaptırması lazım. Manuel araçlardaki bakım, onarım durumları daha kolay ve daha düşük maliyetli olurken otomatik şanzımanlarda bunlar çok daha yüksek maliyetli oluyor. Çoğunlukla hatalı park ve şanzıman yağı değiştirmemekten kaynaklı olarak parçalarda ciddi anlamda deformeler oluyor. Bu da araç kullanımı esnasında vites geçişlerinde vuruntu yapabiliyor. Veyahut randımanla gerekli performansı aktarma eğilimini gösteremiyor. Onlara dikkat edilmesi lazım. Kullanımla ilgili olan durumuna, şanzıman yağı değişimine, üretici firmanın öngördüğü kilometre aralığında bakımların yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Şanzıman değişimine kadar gidebiliyor bu durum açıkçası. Onlarda da çok yüksek rakamlar çıkıyor. 100.000 TL'den başlayan rakamlar oluyor. Bakımlar genel itibariyle daha ucuz ama yine de otomatik şanzıman bakımları da 20.000 TL civarında rakamlardan başlıyor. Daha yukarıya doğru ilerliyor. Yeni nesil otomatik şanzımanlarda hold veya auto hold diye geçen sistemimiz mevcut. Bu sistem araç trafikte bekleme esnasında, kırmızı ışık gibi bekleme esnasında vites D'de olsa bile belli bir süre sonra ayağınız frendeyken vitesi boşa alıyor. Kullanıcılar harici olarak kendileri vitesi D'den N konumuna getirdiğinde, hareket için tekrar D'ye getirip seri bir şekilde kalkış istediğinde şanzımana aniden yüksek tork, yüksek güç biniyor. Bu da vuruntulara sebebiyet veriyor. Bunu yapmamaları gerekiyor. Dediğim gibi hold ve auto hold olarak geçiyor sistemler. Bu sistemler zaten aracı otomatikman boşa çekiyor. Siz tekrar seyir halinde döndüğünüzde, gaza bastığınızda da tekrar vitesi alıyor aracı. Bir diğer kullanım hatası park halindeki hatalar. Aracı park ederken öncelikle D konumundan N konumuna getirip aracın yükünü el frenine bindirmemiz gerekiyor. El frenini çektikten sonra aracı P konumuna getirmemiz lazım. El frenini çekmeden direkt P konumuna getirdiğimiz zaman aracın bütün yükünü şanzıman çekiyor. Bu da şanzımanda yine deformeye, yıpranmaya sebebiyet veriyor. Şanzıman üreticilerinin biçmiş olduğu ömür, şanzımana ömür 350 ila 500 bin kilometre aralığındadır. Fakat bu periyot dahilinde 60 ila 80 bin kilometre aralıklarında marka modeline göre değişiyor. Şanzımanların bakımı, yağ değişimleri var. Şanzıman yağları ömür boyu kullanılabilir yağlar değillerdir. Yağ değişimi yapılmadıktan sonra, kullanımında dikkat edilmedikten sonra 200 bin kilometrede, 150 bin kilometrede ağır masraflar çıkartıyor. Oluşan algı bundan kaynaklı. Özellikle şanzıman yağ değişimi ve kullanım durumuna dikkat edildikten sonra 350 bin kilometreye kadar şanzımanlar herhangi bir revizyon işlemine veya değişimine ihtiyaç duymayacaktır. Aracı park pozisyonuna getirdiğimizde şu an R'de araç. Boş pozisyonu aldık. El frenini çektik. Freni bıraktım. Aracın yükü el frenine bindi. Bu pozisyondayken P'yi aldığım zaman herhangi bir şekilde şanzıman üstüne bir yük binmez. Bütün yükü el frenini çeker. Şanzıman da ekstra güvenlik olarak kalır burada. Şanzıman ömrünü en fazla uzatacak, kullanıcıların en fazla dikkat etmesi gereken hususlardan biri bu. Aracı D pozisyonunu aldım. Biraz yokuş bir yere doğru ilerliyoruz. Aracı buraya park edeceğimizi farz edelim. Burada durdum. El frenini çekmeden direkt P'ye aldığım zaman, P
freni bıraktığında araç biraz kendini geriye doğru salacaktır. Şanzımandaki kilit mandalına binecek bütün yük. Araçta şu anda bir sarsıntı oldu ufak çapla. O boşlukla beraber şu an aracın bütün yükü şanzımanda. Tekrar aracı ileri pozisyonuna, D pozisyonuna aldığım zaman zaten vites kolunu çekerken o sertliği hissedeceksiniz. Bir vuruntu yaptı, silkeleme yaptı araç. Bu şanzımana binen yük. Ortalama bir araç 1000 ila 1500 kilogram arasında. Bu yük tamamen şanzımanda oluyor.